Örgümün ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi düz ilmek olarak örmeden aldıktan hemen sonra. Şuradaki katı açılmadan. Evet. Şimdi yapacağımız işlem hemen ipimin yönünü değiştirmek ve ters ilmeklere geçmek. Bu sırayı sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters ilmek şeklinde örüyorum arkadaşlar. Herhangi bir ayrım yapmaksızın. Neden? Son 7 ilmeği zaten ters örgü olarak ördüğümden dolayı buradaki başlangıç ilmeğim sadece düz ilmek olduğundan dolayı sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters ilmek şeklinde örüyorum. Şimdi modeli artık kurmaya başladık. Şu aşamada. Eğer bizlerin arasında yeni katılan arkadaşlarım var ise onları ana anlatım videosu ve birinci videoya davet etmek istiyorum. Açıklama kısmında oynatma listelerini hazırladım. Sizler oynatma listelerinden bütün videolara aynı anda başlayıp devam edebilirsiniz. Mümkün olduğu kadar detaylı videolar çekmeye çalıştığımdan dolayı sizlerle beraber ilmek ilmek görüyoruz örgülerimizi. Bakın her aşamasında sizlerle beraberiz. Bu sırayı komple bütün ilmeklerimi ters ilmek şeklinde ördüm. İlk ilmek hariç. Örgümüz şu anda bu şekilde gözükmekte. Şimdi örgümüzün arka yüzüne geçiyoruz. Arka yüzde de bu şekilde gözükecek. Bakın bu sıra. Bütün ilmeklerimi değil ama ilk 7 ilmeğimi ters ilmek şeklinde örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi bu sırada bakın ters ilmeğe geçiyorum. Aslında düz ilmeklik alanım var ama bütün ilmeklerimi ters ilmek olarak öreceğim ki ön sırada bir sıra haroşa dişim çıkmış olsun. Şöyle nereye kadar? Son bir tane düz ilmeğim kalana kadar. Bütün ilmekler ters ilmek şeklinde örülüp devam ediyor. Hem arka yüzde hem ön yüzde ters ilmeklerini kullanmak amacımız bu. Şimdi ön sıraya geçtiğimiz zaman modelin kurulumuna başlayacağız zaten. Modelimizi kurmadan evvel çerçeve bölümü bir sıra haroşa dişi. Haroşa dişini oluşturabilmek için de hem ön yüzde hem arka yüzde aynı işlemi tekrarlamamız gerekiyor. Şimdi örgülerimizi, haroşalarımızı ters örgü olarak ördüğümüzden dolayı bütün ilmeklerimizi ters örgü olarak çalışmamız gerekmekte. Bakın sonuncu ilmeğime geliyorum. Son ilmeği tekrardan ipimin yönünü değiştiriyorum ve bir tane düz ilmek örüyorum. Buradaki haroşa dişlerim devam edecek çünkü benim ta ki yukarıya kol altına kadar. Şimdi böylelikle bu aşamada düz örgüden sonra bakın bir sıra haroşa dişim ortaya çıkmış oldu. Hemen yapacağım işlem ilk ilmeğimi düz ilmek olarak almak ve devamında hemen ipimin yönünü değiştirip bana doğru bakmasını sağlamak. Şimdi ters ilmeklerle işimiz ama öncesinde bir tane örmeden aldığım düz ilmeğim. Hemen yanındaki de bir tane ters ilmeğim. Örmeden aldığım bir tane düz ilmeğim. Devamında bir tane ters ilmeğim. Örmeden aldığım bir tane ters ördüm. Örmeden aldığım bir tane ters ördüm diye modeli bu sırada bu şekilde kuruyoruz. Bakın örmeden aldım bir tane ters ilmek. Örmeden aldım bir tane ters ilmek. Bu aşamada örgünüzü çok fazla kasmayın arkadaşlar. Şuradaki atkıları çok kasılmasını istemiyoruz çünkü. Hemen örmeden aldığım ve bir tane ters ilmek olarak ördüm. Örmeden aldığım bir ters ilmek. Bir örmeden aldığım bir tane ters ilmek. Bir tane örmeden aldığım bir ters ilmek şeklinde. Bakın devam ediyorum ilmeklerimi örmeye. Nereye kadar? Son 7 ters ilmeğim kalana kadar. Örmeden aldım, bir tane ördüm.
Örmeden aldım, bir tane ördüm. Örmeden aldım, bir tane ördüm. Örmeden aldım, bir tane ördüm. Ve bu aşamada bakın 2, 4, 6, 8. Hemen 8. ilmeğimi ters ilmek olarak ördüm. İpimin yönünü değiştirmeme gerek yok. Ters ilmeklerle devam edeceğim. 7 tane ters ilmek. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi bu sıra bu şekilde gözükmekte. Hemen ipimi düzeltiyoruz. Şişimizi de şu şekilde. Örgümüze devam ediyoruz. Yapacağımız işlem 7 tane ters ilmeğimizi örmek. 1. Örmeden aldım. 2. 3. 4. 5. 6. Ve 7. Şimdi toplamda sağ şişimde 7 tane ilmeğim var. Hemen ipimin yönünü değiştiriyorum. Burada beni bir tane düz ilmek karşılıyor. Bu düz ilmeği şöyle yakına getireyim. Normal şartlarda normal ilmek olarak alırken burada bir alt sıraya bakın. Şuradaki bir alt sıraya batıyorum şu şekilde. İlmeğin içine değil de bir alt sırada bulunan bakın düz ilmeğin içine bir batım sağlıyorum. Hemen ilmeğimi ördüm ve buradaki yaptığım işlem ön patlarla modelin arasına da böyle bir güzel ahenk vermek. Hemen yapacağım işlem. İpimin yönü arka tarafta düz ilmek olarak. Burada bir tane şu alanda düz ilmek olarak karşıma çıkan ilmeği örmüyorum. Hemen buradaki bakın ters ilmek olarak karşıma çıkan ilmeği de bu aşamada bir tane ters örüyorum. İpimin yönünü değiştiriyorum. Bir tane örmeden aldığım düz ilmek. İpin yönünü değiştiriyorum. Bir tane ters ilmek. İpin yönünü değiştirdim. Örmeden aldığım bir tane düz ilmek. İpin yönünü değiştirdim. Bir tane ters ilmek. Bu aşamada ip biraz şöyle hareket edecek. Düz ilmekler için ip karşı tarafta. Örmeden alıyorum o yüzden. Hemen örmeden aldıktan sonra ipin yönünü değiştiriyorum ve bir tane ters ilmek çalışıyorum. İpimin yönünü düzelttim. Düz ilmeğimi örmeden aldım. İpimin yönünü bana doğru bakacak şekilde ters ilmek çalıştım. Düz ilmeklerde örmüyoruz. Daha sonra ipimizin yönünü değiştiriyoruz. Bakın sürekli ip yer değiştiriyor. Örmeden aldığım düz ilmekten sonra bir tane ters ilmeğim diye devam edip gidiyoruz bu sıra boyunca. Hemen şöyle hızlandıralım. Bakın bütün düz ilmekler örmeden alınan, ters ilmekler ise hemen örülen ilmekler olarak devam ediyor. İki sırada bir oluşuyor modelimiz. İki de çerçeve sırası toplamda 4 sıra. Şöyle. Bakın düz ilmeğim. Hemen ters ilmeğim. Kenar ilmeğim de düz ilmek olarak öreceğim ilmeğimle tamamladım. Şimdi örgümün arkası bu şekilde gözüküyor. Bakın. Örgümün ön yüzdesi bu şekilde. Şöyle. Şimdi bütün ilmekleri ilk ilmeğimi düz ilmek olarak örmeden aldıktan hemen sonra ipimin yönünü bana doğru döndürüyorum ve bütün ilmekleri ters ilmek olarak çalışıyorum. Nereye kadar? 8. ilmeğe gelene kadar. Ayrım yapmaksızın bakın şu anda bütün ilmekleri ters ilmek olarak çalışıyorum. Bütün ilmekler ters ilmek. Nereye kadar? 8. ilmeğe kadar. Şöyle. Bütün
bütün ilmekleri ters ilmek olarak çalışıyorum. Adım adım, ilmek ilmek sizlerle beraber örüyoruz kısmetse. Bütün ilmekler ters ilmek. Ön yüzdeyiz. Bütün ilmekleri ters ilmek olarak örüp devam ediyoruz. Birkaç sıra sonra bu ön yüzdeki tek ilmeği çalıştığımız Selanik ilmeğimiz var biliyorsunuz. 8. ilmek. Bakın 2, 4, 6 ve 8. Bu 8. ilmeği ters ilmek olarak çalıştım. Tekrar ön pat için çalıştığım ilmekler haroşa ilmeklerim. Bunlar da ters ilmeğim ama neyi nerede çalıştığımızı anlayabilmeniz için ilmekleri özellikle sayı vererek ve yönlerini belirterek söylemek istiyorum. Şöyle şu şekilde tekrar arka yüze geçtik. Arka yüzde de yapacağımız işlem bakın 8. ilmeğe kadar ters ilmek örmek. İlk ilmeği örmeden aldıktan hemen sonra 1 diyorum ilk ilmekten sonra 2 3 4 5 6 7 8. ilmek için ipimin yönünü değiştiriyorum ve 8. ilmeği bakın şu alt kısımdan yani ilmeğin olduğu kısımdan değil de şuradaki alt kısımdan girip bir tane düz ilmek örüyorum. Bakın şu şekilde. İpimin yönünü değiştirdim. Son ilmeğe gelene kadar bütün ilmeklerim ters ilmek olarak karşımda. Bütün ilmekleri ters ilmek olarak örüyorum. Nereye kadar? Sonuncu ters ilmeğime kadar. Şu şekilde. Şimdi böylece modelin birinci sırası bitmiş durumda. Bir tane model kurmuş durumdayız. Toplamında bir model çıkarttık. Şimdi buradaki modelin çalışmasının 2 sırada bir yapabilirsiniz, 6 sırada bir yapabilirsiniz, 10 sırada bir yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bu arada bakın son ilmeğim, ipimin yönünü değiştiriyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Bakın. Model gerçekten hoş ve kibar bir şekilde çıkmaya başladı. Şimdi yapacağımız işlem ilk ilmeği örmeden düz ilmek olarak ördükten sonra bütün ilmeklerimi nereye kadar son 8 ilmeğim kalana kadar düz ilmek olarak örmek. Dediğim gibi buradaki ara aşamasını istediğiniz genişlikte tutabilirsiniz. Dilerseniz modeli bu sırada kurmaya başlayabilir. Peş peşe devam edebilirsiniz. Dilerseniz 3 sırada bir, 6 sırada bir modeli tekrarlayabilirsiniz. O tamamen size kalmış. Önemli olan modeli ne kadar örgünüzün üstünde tutmak istediğiniz. Ben birazcık böyle serpmek istiyorum açıkçası. Nedenine gelince çok da modelle boğmak istemediğimden dolayı birkaç sırada bir tekrarlayacağım bu işlemi. Ama dediğim gibi dikkat edilmesi gereken yerlerimiz var. Onlar neler? Selanik çalışacağımız bir ilmeğimiz. En son kısımda kullanacağımız bir sıra haroşa ilmeğimiz. Ön patlarda kullanacağımız haroşa dişlerimiz gibi. Sol ilmeği şişimde 2, 4, 6, 8 tane ilmeğim var. Buradaki 8. ilmeğim ön yüzde olduğundan dolayı hemen ipimin yönünü değiştiriyorum ve ters ilmek olarak çalıştım. Kalan 7 ilmeğim de aslında benim ters ilmek. Fakat buradaki haroşa ilmeğini sizlere belirtmek için buradaki ters ilmeğin üstüne basa basa belirtiyorum. Hemen ne yapıyoruz? Bütün ilmeklerimizi ters ilmek olarak çalışır çalışmaz örgümüzün arka yüzüne geçiyoruz. Son ilmeğimizi ördüğümüzden dolayı ilk sırada ilmeğimizi örmeden alıp o şekilde devam edeceğiz. Hemen ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir tane ters ilmeğim.
Diyorum 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ön pat için haroşa ilmeği. Bakın artık Selanik ilmeği beni uyarmaya başladı. Ben buradayım diye. İpimin yönünü değiştiriyorum. O yüzden ilmeğin içinden değil, bakın hemen şuradaki alt kısma gelecek şekilde bir tane düz ilmek çalışıyorum. İpimin yönünü değiştirdim. Bütün ilmeklerimi ters ilmek olarak çalışacağım. Çünkü örgümün arka yüzündeyim. Hemen bu sırayı da böyle bitiriyoruz sizlerle ve bir sonraki videoya geçiş yapıyoruz. Son ilmeği düz ilmek olarak geçmeyi unutmayın lütfen. Ona dikkat etmezseniz haroşa dişlerinizde değişiklik olacaktır. Son ilmeğimiz düz ilmeğimiz olarak çalışıp örgümüze devam ediyoruz.